Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Yeni ürün, yeni video. Balrog. Orta dünyanın en çok faydalanılan karakteri. Her şeyi var, büstü var, heykeli var, mumluğu var. Bir sürü yerde var. Acayip ekmeğini yediler bu figürün. Ama normal. Niye? Çünkü vurucu, görseli filmde çok iyi verildi. Yüzüklerin Efendisi filmindeki o Moria sahnesinde gerçekten sinema severlerin yanında konuyla hiç alakası olmayan koleksiyonerleri dahi wow dedirten bir görselden bahsediyoruz. O yüzden de doğal olarak çok popüler. Yeni videomuzun konusu Balrog'un mumluğu. Hemen kimlik kartına girelim isterim. NECA firmasının bir ürünü. Ben bu NECA'nın okunuşundan çok emin değilim. En azından kendi okuyuşumdan ama düşünüyorum Nike olabilir. NECA? NECA, Nike, Nike, Noko. Nike, Nike. Nike gibi oldu. Nike. Nike, Nike. Nike, Nike, Nike. Neyse, bence NECA olarak devam etmek daha iyi. Ben en azından kendimi böyle mutlu hissediyorum. 2002 yılında çıkıyor ürünümüz. Gerçekten bir mumluk. Çin'de yapılmış birçoğu gibi. Evet, 2002 yılında çıkıyor dedik. NECA'dan çıkıyor. O 22 santime 22 santimlik bir ürün. 19 santimde genişliği var. Fena bir boyutu yok. Mumu koyduğunuz vakit gece efsane oluyor. Onu tabii şimdi bu dakika yapmayacağız. Gece olsun mumu koyarız. Ürüne bir de öyle bakarız. Son derece şık. Ancak loose denen yani ender bulabildiğiniz ürünler klasmanına girmiş durumda. Çünkü zamanında çok önemsenmiyor. O sırada ortalıkta Sideshow, Weta Workshop, işte Toy Biz paldır küldür bir şeyler çıkartırken NECA işte Shards of Narsil'i çıkartıyor. Balrog mumluğunu çıkartıyor. Az ürün veriyor ama iyi ürünler veriyor. Arada kaynıyor. Çok fazla da popülerite kazanamıyor. O yüzden de şu an işçiliğini, faydalarını ve değişik çizgisini gören koleksiyonerler için zor bulunan ürünler arasına giriyor. Hemen şu anki yine internet künyesini açıklayalım. Ben videoyu çektiğim zaman eBay'e baktım, kontrol ettim. Bir tek satış vardı. $200 gibi bir fiyatı. Türkiye'ye geliş için de $50 kargo, yani total olarak $250 gibi bir fiyatı olan bir mumluktan bahsediyoruz. Ama güzel bir mumluktan bahsediyoruz. Tabi biraz firmayı da tanıyalım isterim. 1996 yılında kuruluyorlar. 60'ın üzerinde lisans var ellerinde. Ve çok popüler veya bizim çok günümüzde çok ilgi gösterdiğimiz birçok marka, isim lisansların arasında var. Biraz evvel okunuşuyla ilgili bir sıkıntı yaşadım ama açılımını söylemek gerekirse National Entertainment Collectibles Association diye geçiyor. Evet. Böyle bir açılımı var kendisinin. Faydalı bir firma. 2002'de bir de alt kol kuruyor kendine. Real Toys diye bildiğimiz o markada kendilerinin alt markası. Çok ciddi bir, dediğim gibi, lisans grubu var. İnanılmaz ürün var içinde. İşte Rocky'den tutun Karate Kid'e kadar, işte Guardians of Galaxy'den DC Comics'e kadar, Iron Maiden'dan AC/DC'ye kadar, bir şeyler daha vardı. Assassin's Creed vardı, oyun dünyası. Evet, Assassin's Creed, Half-Life, Dota, bunların hepsi kendilerinde lisanslı ve bunlarla ilgili ürünler çıkartabiliyorlar. Bayağı bir sektörde varlar. Müzik, sinema, video oyunları. Bunların hepsini hemen hemen bünyelerinde barındırıyorlar. Dediğim gibi 60 lisans ama 60 isim inanılmaz isimler. Godzilla yine bunun içinde.
Avengers var. Resident Evil var. Var oğlu var. Yani inanılmaz bir grup. Narnia'larından tutun da işte dediğim gibi Half-Life'ına kadar acayip geniş bir grubu var lisansında. Bunlarla da bol bol ürün çıkartıyorlar. Eğer görmek isterseniz www.nekaonline.com web adresleri. New Jersey'li bir firma, Amerikan menşeli, Amerika'da şu an ticaret hayatına devam ediyor. Oldukça da başarılı bir firma. Bu arada bizim ürünümüz için de bir böyle şeyleriyle çıkıyorlar, bir sloganla çıkıyorlar işlerine. Balrog, Ancient Demon of Fire. Biraz alıntı var tabii içinde ama en azından o dönem 2002'de piyasaya çıkarken bir şekilde rakiplerinin o ürün kalabalığının arasından sıyrılması gereken bir ürün, ancak sıyrılamamış bir ürün. Kalıp bir ürün, öyle herkes oturup da ağlayarak gözyaşları içinde bunu heykel haline çevirmiyor. Polyester zaten. Ama güzel, çok güzel parlıyor. Gece görseniz gerçekten inanılmaz bir havası var. Boyutunu söyledik, adresi söyledik, ürünü söyledik. Orta Dünya'nın zaten fenomen karakterlerinden biri burada tema olarak kullanılmış. Bunun bir de gece bölümüne bakıp videoyu öyle sonlandırırız diyorum ben. Yapılmış olan en güzel Balrog çalışmalarından bir tanesi bir kere. Yani ışıkla birleştirdiğiniz anda çok 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 ciddi derecede etkileyici sonuçlar ortaya çıkıyor. Malzemenin o yarı geçirgen dokusu sayesinde ışığı gördüğünüz gibi oldukça ciddi kırılmalarla farklı tonlara, tabii bunu boyayla da destekliyorlar görüldüğü üzere. Nereden nasıl bir ışık hüzmesi çıksın onu bir şekilde düşünmüşler temel olarak. Zaten NECA ürünleri genelde başarılı ürünler. Piyasada az bulduğunuz, ancak bulduğunuz vakitte gayet faydalı olan şeyler bunlar. Detaylar bir kere son derece etkileyici. Karakterin yapısını çok net veren bir çalışma. Görüldüğü üzere kalıp tabii bunlar. Kalıp bir master hazırlıyorsunuz. Daha sonra da bunu kalıba dökerek çoğaltıyorsunuz. Son derece etkileyici ya. Yani işte şimdi gece mesela. Gece çok acayip bir şey oluyor. Farklı bir boyuta taşıyor kendini. Bunu tabii hani ışıklı ortamda gece böyle mumu koyduğunuzda ne oluyor diye bakmak istersek, biraz daha loş bir ışık kullanırsanız yine buna yakın bir etki sağladığını söyleyebilirim. Ben örnekleri çekerken, örnek çekimleri yaparken tabii ki ışıkları tamamen kapattım ki tam etkisi ortaya çıksın. Öyle gibi karanlık bölgeleri zaten ışığı geçirmeyecek şekilde boyayarak o aradaki bıraktıkları boşluklarla da ciddi efektler yaratmışlar. O dış kabuğun soğuması, ateşin daha soğuk olduğu yerler hissiyat olarak çok net verilmiş heykelde. NECA az yapıyor ama çok iyi yapıyor. Evet, bu da mumumuz. Herhangi bir mum, dediğim gibi piyasadaki tea light'lar tam oturuyor ama herhangi bulacağınız bir mum da oradaki boşluğa büyük oranda uyuşacaktır. O açıdan da çok öyle sıkıntılı bir durum yok. Evet, doku gerçekten çok etkileyici. Sonuç olarak çok başarılı bir üründen bahsediyoruz burada. NECA'ya artıyı yazıyoruz bu noktada. Evet, birçok pop kültür ürününün lisansını bünyesinde barındıran NECA'nın muhteşem bir ürünü. Gerçekten tartışmasız harika bir koleksiyon objesi. Değil koleksiyon yapmıyorsanız egzantrik bir ev mobilyası bile olabilir yani. Araya kayarsınız, yakarsınız mumu, attığınız içine tea light'ı, cayır cayır Balrog salonda. Sıradan bir yani normal bir koleksiyoncusunuz, işte ne bileyim Müziklerin Efendisi meraklısı değil mi hani, başka şeylere meraklıysanız arada bu da çok renkli olabilecek bir arkadaş. Atarız araya 10 numara 5 yıldız. Böyle bir şey güzel. Bugün Balrog tanıdık. NECA'dan bir mumluk. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz.
kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Smeagol'ın evinden herkese güle güle diyorum. Hoşça kalın.